Merhabalar, tekrar mutfaktayım. Şimdi bugün köfte yapacağım. Ben köfteyi çok fazla yapıp buzluğa koyuyorum. Köfte 1,5 kilo falan... Ne kadar köfte? 1,5 mu? 1,5 kıyma, pardon. Kıyma, 1,5 kilo kıyma var. İşte soğanlar falan var. Maydanoz aldım bol miktarda ve saplarını falan da kullanacağım. Şimdi hızlı bir başlangıç olsun istiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi bu makine da benim. Kaç yılında? 97, 98, 99 muydu? Aman neyse işte. Yani çeyizimden, markası da Arzum'un reklama da girsin hadi. Ya yaklaşık 13 yıldır kullanıyorum, 12 yıldır. Allah süper makyaj. Süper! Ağızdaki bitir. Eşim de kızımla yemek yedirmeye çalışıyor, savaşıyorlar mı artık, ne yapıyorlar, ben de anlamış değilim. Şimdi ekmekleri koyuyorum. Önce ekmekleri... Elime domates... Ay domates... Bitir ağzını, bitir. Ekmekleri koyuyorum. Bunlar da geçen günden açmalar. İçini çünkü kızıma yedirmiştim, dışı kalmıştı. Bende hiçbir şey ziyan olmaz Allah'ın izniyle. Gerek yok ziyan etmeye, o kadar insanlar bir şey. Şimdi bu böyle oldu. Bunu hemen kıymanın içine ilave ediyorum. Şimdi bu sefer ne koyacağım? Tekrar soğanları koyacağım tabii ki. Soğanlar biraz lazım. Bunu her zaman açmıyorum bu mikseri çünkü az yaptığım zaman zaten ufacık nedir o? Rendeliyorum tamam ama bu 1,5 kilo olunca şimdi bayağı bir şey çıkacak. O yüzden tabii ki. Böyle. Şimdi mikserde bir şeyleri geçirme işi bitti. Şimdi maydanoz, ekmek ve soğan üçlüsünü şurada birleştiriyorum artık. Şöyle koyayım en iyisi. İçeride de kızımla babası cebelleşiyorlar. Savaş içindeler. Evet, eldiven taktım çünkü köfte hiçbir zaman elimle yoğurmayı sevmiyorum. Ben ete dokunamayanlardanım. Biliyorsunuz hiçbir şeyde eldiven kullanmam ama et konusuna gelince bir tuhaf oluyorum yani. Midem falan kalkıyor. Kalkıyor, isyan geçiyorlar daha doğrusu. Şu anda gözlerim yandı, yandı, yandı gözler gitti. Gözler fena oldu. Ay. Ağzı bitir yoksa değiştiriyor. Evet, şimdi geldim. Neylerle geldim hem de baharatlarla geldim. Öncelikle kimyon. Bol keser. Pul biber. Sadece hafif tat katsın diye, acı istemiyorum çok. Derken biraz oldu. Kekik. Aa, kekik tümyan, oregano. Kekik tümyan, oregano neydi o zaman? Kekik. Oregano da kim kekik diye geçiyordu ama neyse. Eşim de bilmiyor. Bakayım ben. Aa, neydi acaba? Oregano kekik. Dağ kekik. Dağ kekik, kekin çeşitleri o zaman oreganoyla. Tümyan. Neyse ama şimdi onu çözemeyeceğim. Her ikisi de kekik, tümyan ve oregano ama bizde dağ kekik, kekikler çeşit çeşit ya. Ondan kaynaklanıyor. Şimdi benim yaptığım karışık baharatı koyuyorum. Ve karabiber. Neredesin karabiber? Neredesin? Bitti ağzını bakayım. Bitti. Evet şimdi tuz. Tuz şöyle bir bakacağım. Alır mı? Alır yani. Bu kadar gider. Biraz daha belki olabilir de neyse onu sonra. Karabiber. Üf, şimdi ben bunu böyle 40-40 bir yetmeyecek buna. Toz karabiberim de yok sanırım. Ay.
Ben genelde köfte yaparken köfteyi gerçekten çok bol yapıyorum ve buzluğa koyuyorum. Buzluğa da nasıl koyuyorum? Pişmiş halde. Kolum ağrıdı. Şimdi 2 yumurta. Çünkü 1,5 kilo kıymaya 2 tane gider. Ha bir de şunu da ekleyeyim. Ben biliyor musunuz her zaman böyle yapmıyorum. Bazen de sadece kıyma ve biraz baharatlarla, yani sadece et yapmış oluyorum. Aa, sarımsak. Sarımsağı unutuyordum. Ah. İyi bir sarımsak alır. Ya robottan yani unutma ya şimdi sarımsağı koymaya. Evet. Sarımsağı unutun tabii ki robotta çektirmeyi. O yüzden şöyle yapayım bağlarını atayım. Şimdi yavaş yavaş bir yoğurma işlerini artık başlasam iyi olacak. Hadi bakalım. Hey bismillah. Oo, bu kap buna küçük geldi. Hemen söyleyebilirim. 2 tane yumurta, ekmek, karabiber, pul biber, kekik. Evet, içeri hop. Karbonat da olur buna. Ya da kabartma tuzu da koyabilirsiniz. Koyuluyor. Ben arada koyuyorum da biraz daha böyle kabartıyor falan. Şimdi köftem kıvamını buldu aslında. Köfte tamamdır. Şöyle bir şey, ben aslında bunları fırında yapacağım. Belki o zaman tekrar çekerim, size gösteririm. Ama dinlendirmem gerekiyor. Tavada yapacağım şimdi. Kendim için yani yemelik yapacağım. Ama bunları ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunları kimisini böyle yapıyorum. Ya da bakın. Şöyle kocaman kocaman yuvarlak yapıyorum. Hamburger köfteleri gibi. Sonra bunları fırına sürüyorum. Yalnız fırında tam pişirmiyorum. Neden tam pişirmiyorum biliyor musunuz? Yarı pişiriyorum. Sonradan bunları buzluğa koyuyorum. Pişmiş, yarı pişmiş olarak koyuyorum. Aynı bu poğaçalarda ben nasıl yapıyorum? Aynı taktik. Herhangi bir, mesela bunları böyle yaptım. Ondan sonra ya da köfte yapıyorum. Nasıl yapıyorum onları da? Böyle böyle yuvarlak toplar yapıyorum. Bunları da yine yarı pişiriyorum. Yemek yapacağım zaman sebzeli fırında yapıyorum. Şimdi ne zamandır ben köftem, kıymam eksikti. Türk dükkanına gitmemiştik. Şimdi bunları yapınca size çok güzel tarifler vereceğim. Şimdi ama ben kızartmak için şöyle birkaç tane hemen. Kuşkonmazlar var. Ay inanmıyorum. Unuttum bile. Evet. Kuşkonmazlar vardı. Şimdi ben önce şunlardan bir iki tane kızartayım da. Hiçbir şey olmaz. Dursunlar. Köften pişti. Yalnız bu köfte sadece aslında sembolik oldu. Çünkü ben bunu ekmek arası yapacağım ve şimdi lüp 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 yiyeceğim. Diğer köfteleri dediğim gibi fırına süreceğim. Şoklayıp. Ondan sonra da buzluğa koyacağım. Evet. Köftelerim hazır. Afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın.